sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu basit olayların olasılıkları. Olasılıkla ilgili bazı tanımları vererek başlayacağız. Birinci tanımımız deney. Tekrarı mümkün olan. Her tekrarında öncekinin aynısı veya farklı sonuçlar elde edilebilen işleme deney denir. Örnek olarak aşağıdaki işlemler deneye birer örnektir. Madeni paranın atılması, zarın atılması, bir sınıftaki öğrenciler arasından bazılarının seçilmesi. Bunların üçü de olasılık anlamında birer deneydir. Olasılık konusunda deneyin üç özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi, birincisi, her tekrarında gerçekleşebilecek sonuçların kümesi bellidir. Az önce verdiğimiz örneklerin üçünde de bu durum görülmektedir. Mesela paranın atılması deneyinde gerçekleşebilecek sonuçlar yazı tura olarak bellidir. Zarın atılması deneyinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak bellidir. Bir sınıftaki öğrenciler arasından bazı öğrenciler seçilmesi ise böyle tek tek sayılamayacak kadar çok sayıda mümkün sonuç vardır. Mesela 10 kişi bir sınıf düşünün. Bu sınıfta 2 kişi seçilebilir. Bu seçenek her 2 kişi olabilecek bir sonuç demektir. Dolayısıyla liste uzar gider. Bunları liste olarak yazmak mümkün değildir. İkincisi ise, deney 3 üzerinden ikincisi ise, herhangi bir sonucun gerçekleşmesi deney öncesinde bilinemez. Yani eğer deneyimiz paranın atılması deneyi ise yazı gelmesi veya tura gelmesi önceden bilinemiyor demektir. Zarın atılması deneyi ise üste gelen sayının kaç olduğu önceden bilinemiyor demektir. Dolayısıyla olasılık içinde rastgele olan olaylarla ilgilenir. Üçüncü özellikle en önemlisi tekrar mümkündür. Yani bir işlem, bir deney aynı yöntemle tekrar tekrar gerçekleştirebilir demektir. Mesela zarın atılması istediğiniz kadar tekrarlayabiliriz. Bir sınıftan 5 öğrenci seçilmesi işlemini istediğimiz kadar tekrarlayabiliriz. Bir deneyin her bir sonucuna olay denir. Örnek olarak zarın atılması deneyinde 6 gelmesi bir olaydır. Tek sayı gelmesi bir olaydır. 4 veya 5 gelmesi bir olaydır. Dolayısıyla bir deneyin sonucu olay dediğimizde aklımıza şu gelmemesi lazım. Sadece bir tane sonuç, mesela 6 gelmesi veya 5 gelmesi kastedilmez. Tek sayı gelmesi olayında 1, 3, 5 olmak üzere 3 farklı sonuç da olabilir. Bu da bir olaydır. 4 veya 5 gelmesi olayında 2 tane sonuç vardır. Dolayısıyla bir deneyin sonucu dediğimizde tek elemanlı sonucu değil, birden fazla elemanlı sonuçlar da kastedilir. Temel olay, sadece bir tane elemandan oluşan olaya temel olay denir. Örnek olarak, zarın atılması deneyinde 3 gelmesi temel olaydır. Az önce verdiğimiz örnekte, yani zarın atılması deneyinde tek sayı gelmesi temel olay değildir. Neden? Tek sayı gelmesi 1, 3, 5 olmak üzere 3 elemanlı bir olaydır. Bundan dolayı da temel olay değildir. Örnek uzay. Bir deney sonucunda tüm mümkün sonuçların oluşturduğu kümeye örnek uzay denir. Genellikle E harfiyle gösterilir. Örnek. Bir madeni paranın atılması deneyinde örnek uzay yazı ve tura olmak üzere 2 elemanlıdır. Bir zarın atılması deneyinde örnek uzay 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 6 elemanlıdır.
İki madeni para atılması dileğinde örnek olarak ikisi yazı gelebilir. Birincisi yazı ikincisi tura gelebilir. Birincisi tura ikincisi yaza gelebilir. İkisi de tura gelebilir. Olmak üzere dört elemanlıdır. Ha, burada gördüğünüz gibi madeni paranın atılması dileğinde sonuçta YT ile kısaltarak yazdık. Önemli olan burada tüm mümkün durumların listelenebiliyor olmasıdır. Açık açık uzun uzun kelime yazmaya gerek yoktur. Dikkat ederseniz küme kavramını sıklıkla kullandık. Aslında olasılık kümeler üzerinde tanımlanan bir takım işlemlerden oluşur. Dolayısıyla olasılıktaki kavramlarla kümelerdeki kavramlar birbirine benzer kavramlardır. Yani birbiriyle ilişkili kavramlardır. Örnek uzay dediğimiz bir kümedir. Bu kümeler konusunda evrensel kümeye benzer bir kavramdır. Olay yine bir kümedir. Evrensel kümenin herhangi bir alt kümesini temsil eder. Dolayısıyla olasılıkla ilgili kavramlar kümelerle açıklanır. Ve problem çözümlere geldiğimizde göreceğiz ki aslında olasılıkla ilgili problemler, işlemler hep küme problemi ve işleme dönüştürülerek çözülmeye başlar. Ha, bu bakımdan düşündüğümüzde mesela imkansız olay diye bir kavram vardır olasılıkta. Gerçekleşme olasılığı olmayan olaya imkansız olay denir. Küme olarak boş kümeye karşılık gelir. Mesela bir zarın atılması deneyinde mümkün olan sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Ha, bunun sonucu dışındaki bütün sonuçlar imkansız olaydır. Mesela 8 gelmesi imkansız olaydır. Dolayısıyla bunu küme olarak boş kümeye karşılık getiririz. Kesin olay, örnek uzayın kendisine kesin olay denir. Yani bir evrensel küme verildiğinde, evrensel kümenin alt kümeleri listelemek istersek, bu liste içerisine kümenin kendisi de yazılır. Mesela A kümesi veriyoruz diyelim. Yazı tura. Bu kümenin alt kümeye yazarsak, boş küme bir alt kümesi. Yazı gelmesi olayı bir alt kümesi. Tura gelmesi olayı bir alt kümesi. Yazı tura gelmesi olayı yine bir alt kümesi. Dikkat ederseniz küme mantığı olarak düşündüğümüzde yazı tura kümesi evrensel küme. Bu evrensel kümenin 4 tane alt kümesi var. Boş küme imkansız olay. Yazı tura kesin olay. Evrensel olayın kendisine kesin olaydır. Yani diğer bir ifadeyle bir madeni para atıldığında yazı veya tura gelmesi kesindir deriz. Yine kümelerle açıklanabilecek bir kavram da bir olayın tümleyeni. Verilen bir olayın örnek uzaya göre tümleyeni olayın tümleyenidir. Kümelerde olduğu gibi A olayının tümleyeni A üstü veya A üzeri çizgiyle gösterilir. Bir zarın atılması deneyinde A olayı 2, 3, 5 ise A'nın tümleyeni 1, 4, 6'dır. Hadi dikkat edin, burada kümelerden farkı şudur. Olasılık konusunda bir olayın tümleyeninden bahsediliyorsa evrensel küme zaten olayın doğasında belli demektir. Mesela bu örnekte evrensel küme 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanından oluşan kümedir. Kümelerde olduğu gibi veya küme problemlerinde küme tümleye dediğimizde önce evrensel kümeyi tanımladık. Olasılıkta ise verilen probleme göre evrensel küme zaten bellidir. Mesela zarın atılması deneyi deniyorsa evrensel küme 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşan kümedir. A'nın tümleri de buna göre hesaplanır. Ayrıca burada evrensel küme nedir diye sorulmaz. Ayrık olay A ve B herhangi bir olay olmak üzere A ve B olayların hiç ortak elemanı yoksa bu olaylara ayrık olay denir. Ha, tanımdan anlaşıldığı gibi ayrık olay demek kesişimleri boş küme olan olay demektir. Ha, bu önemli bir kavramdır ve işlemde önemli sonuçlar olan, olasılık problemlerinde önemli sonuçlar olan bir kavramdır ayrık olay.
Örnek bir zarın atılması deneyinde. A olayı 3'ten büyük gelmesi. B olayı asal sayı gelmesi. C olayı çift sayı gelmesi. D olayı tek sayı gelmesi. Olaylar tanımlanıyor. Bu olaylarda ayrık olup olmadıklarını inceleyelim. Şimdi bunları küme olarak yazarsak A olayı 4, 5 veya 6 gelmesidir. B olayı 2, 3, 5 gelmesidir. C olayı 2, 4, 6 gelmesidir. D olayı 1, 3, 5 gelmesidir. Şimdi burada 4 tane olay var. Şimdi bunları tek tek düşündüğümüzde ikili karşılaştırma yaparsak 6 tane karşılaştırma yapabiliriz demektir. A ile B'yi karşılaştırırız. 4, 5, 6, 2, 3, 5'i karşılaştırdık. Ortak elemanları var. 5. Dolayısıyla A ile B ayrık olay değildir. Benzer şekilde B ile C'yi karşılaştırırsak 2, 3, 5 ile 2, 4, 6'nın ortak elemanı var 2. Bunlar ayrık olay değildir. C ile D'yi karşılaştırdığımızda 2, 4, 6, 1, 3, 5 ortak elemanı yok. Dolayısıyla C ile D ayrı kolaydır. C kesişimde boş küme. Dolayısıyla C ile D ayrı kolaydır. Ha, diğer karşılaştırmalar nedir? Mesela B ile D'yi karşılaştırırsak ortak eleman 3 ve 5. A ile C'yi karşılaştırdığımızda ortak eleman 4 ile 6 olduğunu görürüz. Yani C ile D ayrı kolaylardır. Diğerleri ayrı değildir.